Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Epic Games Store üzerindeki muhteşem cuma indirimlerine bakıyoruz. Bildiğiniz gibi PlayStation Store, üzerine Steam derken şimdi Epic Games için bir liste hazırlayacağım. Daha öncesinde söylemiştim. E Steam için 101 oyunluk bir liste hazırlamıştım. E bu listedeki oyunların hepsi o oyunlardan ayrı olacak. Bazıları Steam'de olabilir, bazıları sadece Epic Games'e özel olabilir. İndirim oranları vesaire farklı olabilir. Ancak o listedeki hiçbir oyun burada yok. Bunlar tamamen farklı oyunlardan oluşacak. Bunu söylüyorum. 814 oyun inceledim. Aralarından 34 tanesini seçtim. Hızlı Hızlı size birkaç e, anahtar cümle ile oyunları anlatacağım ve geçeceğim indirimler 29 Kasım'da son buluyor yani önümüzdeki pazartesi eğer ilginizi çekiyorsa kaçırmayın tarihi aman dikkat edin çok uzun sürecek indirimler diye bunlar diyorum ve hemen başlıyorum ilk oyunum Abzu Abzu gerçekten insanın içini rahatlatan huzur veren bir oyun böyle bayağı bir sıkın olduğunuz oyunlarda ne bileyim Üst üste yorulduğunuz bir dönemde girip kafa e, dinlemek isterseniz biliyorsunuz herkesin böyle oyunları vardır. Abzusun için bir alternatif olabilir. 10 lira 85 kuruş gibi cüzi bir fiyat adı satılıyor. İlgilenene duyurulur efendim diyorum ve e, Sam Lake'in yaptığı çok korkunç olmasa da keyifli olan iyi hikaye anlatan bir oyun. Alan Wake var sırada 7,5 liraya satılıyor şu anda. Dediğim gibi ben Sam Lake'i çok severim. Bunu daha önce de söylemiştim. Alan Wake'den de daha öncesinde bahsetmiştim. İkinci oyunu da çıkacak. İkinci oyun çıkmadan ilk oyunu 7,5 liraya oynayabilirsiniz. Eğer grafikler sizin için çok iyi gelmediyse remastered sürümü var. Onu da 24,5 liraya oynayabilirsiniz. Grafiklerin iyileştirilmiş hali. Aynı zamanda eğer oynadıysanız ama içinizde kaldıysa Alan Wake'in aynı temelini kullanan birazcık ek paket mantığında olan American Nightmare içeriği var. O da 4.95'e satılıyor. Onu da alabilirsiniz diyorum ve Anno 1800'e geçiyorum. Anno 1800 önemli bir strateji serisi. Benim çok fazla geçmişim olmayan bir seri ancak 1800'de son çıkan oyunu 88 lira 77 kuruşa satılıyor. Anno sevenler gerçekten... Büyük bir kitle oyunu çok seviyorlar. Ve siz de eğer seviyorsanız ve bu seriye bir şans vermediyseniz belki bu indirimler 1800 ile Anno serisine şans verme anınız olur. 88 lira Bence iyi bir fiyat ülkemizin ekonomisi malum diyorum ve uzatmadan geçiyorum Assassin's Creed Valhalla var sırada o da 88 lira 77 kuruşa düşmüş durumda şu anda e biliyorsunuz ki Assassin's Creed büyük mali hayatımızda her zaman olacak ve bu da şu an için son oyun Assassin's Creed serisinin Valhalla e, Viking temasına hiç o tema olarak diğer tüm oyunlardan bence çok ayrı bir noktaya konulacak bir oyun Assassin's Creed Valhalla ve bence de şu ana kadarki en iyi temalarından birisi çünkü e, yani Viking dünyası Viking teması bizim için birazcık boş yani o türde oyun görmediğimiz bir tema. E, girip burada bir 150 saat geçirmek istiyorsanız da Valhalla burada duruyor efendim diyorum. Ve hızlı bir şekilde devam ediyorum. E, Baldur's Gate 2 var sırada. Baldur's Gate 3 önümüzdeki yıl tam sürüm olarak çıkacak. Eğer 3. E, oyun için heyecanlıysanız, 3. oyun ilginizi çekiyorsa bu bekleyişte arada birazcık kullanmak için Baldur's Gate 2'yi deneyebilirsiniz. Hem seriye de birazcık ısınmış olursunuz. Eğer aranız yoksa aranız varsa da Bükme oynamışsınızdır. O çok önemli değil. 9.90 satılıyor şu anda. Önerilir diyorum. Ve şimdi 3 oyuna toplu şekilde geçiyorum. E, Bioshock Collection yani Bioshock 1, 2 ve Infinite. Bioshock gerçekten FPS türünde atmosferik FPS'in en üst noktalarından birisi. Çıktığı yılın çok çok üzerinde olan bir oyun. E, ne yalan söyleyeyim korku temasında bir aylık kendisine kullanan tüyler ürperten, ürperten bir oyun. Ve 3 oyunu 19 lira 80 kuruşa satılıyor. Devamı gelmeyecek. Güzel bitmiş. Keyifli bir üçlemedir efendim. Önerilir. Geçtim şimdi Beyond olsa Souls'a. Beyond Two Souls'da bu interaktif film türünde biliyorsunuz ki yani e, Quantic Dream orada parlıyor gerçekten. Ve onların da e, ikinci oyunu daha doğrusu yok pardon üçüncü oyunu ancak e, Farhan, yani çok bilmez vesaire. Yani Detroit Become Human'daki önceki oyunları e, bunu seven oldu sevmeyen oldu ancak 35 lira denemek için bence gayet iyi bir ücret. Sonuçta bu adamlara yani güvenmemiz gerekiyor. Bu adamlar gerçekten işini iyi yapan insanlar. Birazcık senaryo etki edememek konusunda insanların şikayetleri var ancak bir göz atın derim. Diyorum ve Borderlands 3'e geliyorum. Borderlands çok seveni olan bir seri. Benim çok ilgi duymadığım, denediğim ancak e, ısınamadığım, beğenemediğim bir seri oldu. Ancak 3. oyunda çıkalı daha çok fazla zaman olmadı. 77 lira 25 kuruşa inmiş. Bence gayet iyi bir indirim. Meraklısına duyurulur diyorum ve kontrole geliyorum. Kontrolde 39 lira 75 kuruşa düşmüş şu anda. Evet. Ultimate sürüm birazcık daha pahalı ancak orijinal oyun bu fiyattan satılıyor. Kontrol benim çok fazla sevemediğim ancak yani büyük ihtimalle oynayan herkesin çok seveceği bir oyun. 39 lira 75 kuruşu da hak eden bir oyun. Yani ben oyunu çok fazla sevmedim ancak oynadığım süre için bile bu fiyatı vermeye kabul ederdim. Yani bence gayet keyifli bir deneyimdi diyorum. Ve devam ediyorum. Days Gone'a geliyorum. Days Gone bir PlayStation özel oyunu. Bilgisayara çıktığında en az ses getiren oyunlardan birisi oldu. Çünkü PlayStation'a çıktığında da çok fazla sevilmemişti. Ancak oynayıp çok beğenen insanlar var. 131 lira 60 kuruşa satılıyor. Bu birazcık sizin tercihinize kalmış. Ancak hani prodüksiyon olarak gerçekten çok üst seviye. Oyun dünyasının en üst seviyelerinden birinde. Çünkü PlayStation özel oyunu olarak hazırlanan tüm oyunlar neredeyse bu şekilde. 131 lira eğer ilginizi gördükleriniz çektiyse verilebilecek bir fiyat. Yorum ve uzatmadan prodüksiyon, kalitesi, e, prodüksiyon seviyesi tam tersine çeviriyorum destor diyorum geçen yıl çıkmış çok keyifli bir indie oyun özellikle oyunun müzikleri falan muazzam moda sokucu 25 liraya satılıyor şu anda 25 liraya denemek için bile verilebileceğini düşünüyorum gayet güzel bir deneyimdir destor diyorum ve sırada da dead söylüyorum o da geçen yıl çıkmış geçen yılın büyük oyunlarından birisi dishonored'ın yapımcıları tarafından gelen oyun 177 lira 87 kuruşa kadar düşmüş durumda şu an bir döngün içerisinde oynadığınız oyun bilmiyorum ne kadar ilginizi çeker ancak ilgisini çeken insanlar için bence bu kaçırılmaması gereken bir indirim olmuş diyorum ve sıradaki oyunuma geçiyorum Destroy All Humans bu eskine aslında eski bir seri ve onun şu anda remake'leri yapılıyor ikinci oyunda ya çıkacak ya da çıktı onu tam hatırlamıyorum ancak ilk oyunu ben oynamıştım hatta kanal yeni açtığım zamanlarda oynamıştım bir videoda bahsedecektim ancak arada kaynamıştı o video tam bir geyik oyun mizayla tamamıyla mizayla ön plana çıkan e, oynanış olarak da sizi usandırmayacak bir oyun en azından. Yani oynanışta bir şeyler vaat eden keyifli kafa dağıtmalık geyik bir oyun. 33 lira 75 kuruşa satılıyor şu anda. Bence iyi fiyat kafa dağıtmalık girilir oynanır. Şimdi bir bağımsız klasiğine geliyorum. Bağımsız olmasına rağmen çıktığı yılın en iyi oyunlarından birisi olarak gösterilen Hades. 24 liraya satılıyor. Bu oyunu zaten büyük ihtimalle çok fazla yerde duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da yani milyon tane yerde duyacaksınızdır emin olun. Siz sadece kaçırmışsınızdır. Hades muazzam bir bağımsız klasiğidir. Herkesin oynaması gerektiğini düşünüyorum. 24 liraya şu anda satışta. Bir ara hatta yeniden oynayıp bir videosunu falan da hazırlamayı düşünebilirim kanala. Diyorum ve yine bir Ubisoft oyununa geliyorum. Immortal Phoenix Rising 67 lira 25 kuruşa satılıyor şu anda. Eğer Zelda'ya böyle uzaktan bakıp aga be şu oyunu oynayabilseydik de Switch'imiz yok gidiyorsanız işte bilgisayardaki versiyonda birazcık Immortal Phoenix Rising. Ubisoft hemen oradaki ekmeği yemek istedi. Şu anda da 67 lira 25 kuruşa düştü. Ubisoft bu oyunun satışlarından da memnunmuş. E girin bakalım eğlenirsiniz belki tavsiye edilir diyorum ve geçiyorum. Şimdi iki tane bağımsız klasiği var üst üste Limbo ve Insight. Gerçekten atmosferiyle, hikaye anlatımıyla, sanat tasarımıyla her şeyle kendilerine çok özgün oyunlar bunlar. Limbo 4.25, e, Insight 7.75'e satılıyor şu anda. Yani beraber alsanız 12 lira gibi bir fiyata geliyor. Belki paket olarak da varlardır hatta ben hani görmedim gözümden kaçmış olabilir. E dediğim gibi çok başarılı oyunlardır her türlü şeyle. Size oynanış olarak çok fazla vermeseler, çok fazla bir şey vaat etmeseler de gerçekten keyifli tecrübelerdir. iyi deneyimlerdir. Tavsiye edilir diyorum. Ve şimdi Mafya 1'in yapımcılarından, orijinal Mafya 1'in yapımcılarından gelen Kingdom Come Deliverance'a geliyorum. Orta çağda bir kılınç, kılıç, kılınç. Kılıç. E bir kılıç aksiyonu istiyorsanız eğer 15 liraya bulabileceğiniz en aksiyonlardan birisi bir hikayenin içerisinde olacak tabii ki. Yoksa Şivaldir falan da var ancak bir ay içinde istiyorsanız çok keyifli bir tecrübe sunacaktır size. Birazcık uzun gelebilir. Hani oynanışı o uzunluğu karşılamıyor diyebilirsiniz. Evet ona birazcık katılırım ancak 15 liraya yeteri kadar size keyif verecektir Kingdom Come Deliverance. Bu arada severseniz sonuna kadar da gidersiniz. Hani ben sadece ortalama bir ilginiz varsa bu kılıç dövüşüne diye söylüyorum süre konusunu. Uzatmadım. Yine size atmosferiyle vuracak. Last Day of June'a geldim. Gerçekten hikayesi atmosferiyle böyle bitirdiğinizde ağlama isteği yaratacak bir oyun. Çok fazla hakkında konuşmuyorum. Çünkü vuruculuğu biraz oyunun kendi içerisinde. 7 lira 75 kuruş tavsiye edilir. Dedim ben az önce adını andık. Onun Definitive Edition'a geliyorum. Mafia Definitive Edition. Bir efsanedir Mafya 1. Definitive Edition'da bence o efsaneyi doğru şekilde remakeleyen bir oyundur. Evet biraz eksikleri falan var ki zaten kanalda da incelemesini yapacağım yaptığım e, ankette de hiç fena bir e, ilgi çekmedi Mafia Definitive Edition. O 90 lira 65 kuruş iyi bir indirme girmiş durumda bence. Şu an eğer PlayStation'ınız varsa PlayStation Plus üzerinde var ancak yoksa bilgisayar üzerinden 90 liraya almak bence iyi bir fırsat olabilir efendim. Hikayesiyle sizi sürükleyecektir diyorum ve Oxygen Not Included'a geliyorum. Bu oyunda aslında size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Birazcık oynayarak tecrübe edeceğiniz bir oyun. Çünkü çok çok kapsamlı bir oyun. Hani neresini anlatsam bir yere eksik kalacak. Birazcık daha bir şeyler inşa, inşa ettiğiniz, yönettiğiniz, ürettiğiniz, ettiğiniz gayet keyifli. 13-20 lira 25 kuruşa çok uzun saatler sizi götürebilecek bir bağımsızdır Oxygen Not Included. Sırada yine bir üçlemeye geldim. Tomb Raider ilk çıkan 2013'teki 10 lira 50 kuruş. ikinci oyunu Rise of the Tomb Raider 17 lira 80 kuruş. Üçüncü oyunu Shadow of the Tomb Raider ise 49 lira 20 kuruşa satılıyor şu anda. Bilgisayar üzerinde eğer bir hani... Aksiyon filmi oynamak istiyorsanız alternatifiniz bu oyunlarda ancak şu anda Uncharted serisi geldi bilgisayar. Daha doğrusu Uncharted'ın dördüncü oyunu ile ek paketi geldi. Onlar size pahalı geldiyse ya da onları oynadıysanız ama doymadıysanız lan ilk üç oyunda olsaydı da oynasaydık dediyseniz belki Uncharted'ın ilk üç oyunu değil ancak bir üçleme var karşınızda. E, oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden birisi olan Lara Croft ile beraber e, Tomb Raider üçlemesini kesinlikle sizlere tavsiye ederim diyorum. Ve geçiyorum. E, Rune King e, League of Legends Story. E, LoL evreninde geçen sıra tabanlı Türkçe da bulunduğu bir oyun Rune King. Şu anda 49 lira 99 kuruşa satılıyor. E ne kadar sizi hikayesiyle içine çeker bilmiyorum hani LOL evrenine eğer bir ilginiz yoksa LOL oynamadıysanız evreni bilmiyorsanız ancak LOL oynadıysanız zaten asla kaçırmayın size kesinlikle çok keyif verecektir. E bu arada bu yılın da oyun adaylıkları arasında bir adaylığı da var kendisinin en iyi oyun adaptasyonu olarak. Yani, evet bence buraya aday olması da doğruydu oynayan insanların çokça beğendiği bir oyun Rune King önerilir efendim ilginizi çekiyorsa. Sırada yine bu yılın oyun adaylıklarında güçlü bir aday. Yılın en iyi indisiyle çok büyük bir aday. Sifu var. 122 lira 25 kuruş. Bu fiyat size birazcık pahalı gelebilir. Çünkü ilk çıktığında e, Sifu'nun tam fiyatı bundan daha ucuz. Ancak ülkemizdeki ekonomik durumlardan dolayı zamlandı. Ve şimdi indirimli fiyatı bile 122 liraya geldi. Ancak çok keyifli bir oyundur. fiyatın hakkını verecektir efendim. Yorumu ve uzatmadan geçiyorum. Yine bir bağımsız klasına geliyorum. Super Meat Boy 1 lira 20 kuruş. Ya 1 lira 20 kuruşu şu an bana yapabileceğiniz tek bir şey söyleyin. Okey diyeyim hani 1 lira 20 kuruşa kesinlikle alınır. Ya çıldırır, çıldırırsınız çıldırırsınız ancak sürekli oynarsınız. Kesinlikle tavsiye ederim. Sırada What Remains of Edith Finch var. Yürüme simülasyon türünün zirvesi. 9 lira 30 kuruş sizi muazzam bir hikaye, muazzam bir atmosfer sokup sürükleyip götürecek, tek oturuşla bitirmenizi sağlayacak bir oyun. What of Edith Finch. Şimdi Sherlock Holmes Chapter 1 diyorum. 89 lira 55 kuruşa satılıyor şu anda. Sherlock Holmes oyunlarının sonuncusu iyi de bir fiyata düşmüş. Bu fiyata daha önce düşüyor muydu hatırlamıyorum. Gerçi bir indirimlerde bahsetmiştim o zaman kaç liraydı hatırlamıyorum ama 90 lira bence şu anda iyi bir fiyat Sherlock Holmes Chapter 1 için. Çünkü dedektiflik türünde yakın zamanda çıkmış tek büyük prodüksiyonlu oyun bu oyun. Hani bunun eskisine gittiğinizde ta Elanoira falan gidiyorsunuz. Yani yeni türde yeni dönemde bu türde çok fazla oyun yok. O yüzden bence iyi bir fiyat. Tavsiye edilir ilgisini çeken varsa ve listemin son oyunu yine bir dedektif oyunu The Dark, The, Dark Side Dedektif. Anladığım kadarıyla birazcık daha e, yaratıkların olduğu karanlık Üçlerin içerisinde bulunduğu Epic pixel art bir bağımsız dedektiflik oyunu 6 lira 72 kuruş. Oynaklara çok konuşamıyorum çünkü ben de e, bu listeleri ararken oyunu gördüm ve kendim de satın almak için listeme ekledim. Oynadıktan sonra bir ara belki bir kör atışta falan videoda bahsederim 6 lira 72 kuruşa denemek istiyorum ben. Sizlere de tavsiye edilir diyorum ve videoyu burada bitiriyorum efendim. Evet bu sefer çok uzun olmamış biliyorsunuz ki. Steam videosu bir 35 dakika falan sürmüştü. 12-13 dakikada bitireceğiz büyük ihtimalle bunları. Epic Games'te indirimler böyleydi. Kışın tabii kuponla falan çok daha iyi fırsatlar karşımıza çıkacaktır Epic'te. Ancak bu indirimlerde de işte sonbahar döneminde sonbahar indirimi olarak bekliyordum ben bunları. E, muhteşem cuma indirim dediler. Bence yine iyi indirimler var. E, buradaki liste size eğer eksik geldiyse dediğim gibi e, Steam indirim listesine de işte sonbahar indirimleri listesini izleyebilirsiniz. Orada da 101 oyun vardı. Çoğu Epic'te de bulunan oyunlar. Bunların da çoğu Steam'de bulunan oyunlar. Birbirlerinden ayırmak istedim. Yani aslında 34 burada 101 orada. Size 135 tane yani bilgisayar oyunu önermiş olduğum iki listede o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Ama şu an için bu videoyu izlediğinizden dolayı da çokça teşekkür ediyorum. Esen kalın efendim.